Örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3,5 numara şiş kullanacağım. Nako Elite Baby ip kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle çıkarmakla başlıyoruz. Farklı bir başlama tekniği göstereceğim size. Lastik olarak kullanabileceğiniz şu şekilde 3 kat olarak ipimi katlıyorum. İpimin kalanının bu tarafta kalması gerekiyor. Buradan başlayacağız. Evet, dediğim gibi şöyle ipimi 3 kat katladım ve buradan şöyle ilmek çıkararak başlayacağız. Şu şekilde buradan birinci ilmeğimi aldıktan sonra şöyle çeviriyorum ki burada ilmeğim sabitlensin. Daha sonra şu şekilde ipimi düzelttim ve bakın bu şekilde parmağımı dolayarak çeviriyorum ve şişime ilmek takıyorum. Tekrar çeviriyorum. Şişime ilmeklerimi takıyorum. Şöyle biraz sıkı yapalım. Bu lastik öyle toparlama yapan bir lastik değil. Tekrar şöyle son kez yapalım. İpimi biraz azalmışım. Zaten anlatım için bu kadar yeterli bana. Şu kısmı şöyle sabitleyeyim ben ki açılma olmasın. Şimdi ilmeklerimizi çıkardık. Bakın onun için ipimizin devamını bu tarafta bıraktım ki buradan devam edeceğiz. Şimdi arka yüzden ilmeklerimiz üçlü gruplar halinde. İlk ilmeği de örüyorum. İlk sıra olduğu için. Şöyle ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. Daha sonra diğer ikisini birlikte ters örüyoruz. Bakın ilmeklerimiz üçlü gruplar halinde. Önce şöyle birini tek olarak düz ördükten sonra diğer ikisini birlikte düz örüyoruz. Tekrar yapıyorum. Bakın şöyle birinciyi tek olarak ters ördüm, çıkardım. Diğer ikisini birlikte ters örüp çıkarıyorum. Bakın şöyle 3 ilmeğimin birincisini tek olarak ters ördüm. Diğer ikisini birlikte ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şimdi bakın şöyle bir görüntümüz oluyor. Dediğim gibi bu lastik toparlanma yapmıyor. Ajürlü modellerinizde bunu kullanabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Lastiğimiz bitmedi tam olarak. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıyorum. Ön yüzde de ilmekleri ters örüyorum. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Arka yüzdeyim.
Orada da ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet, ön yüzdeyim. Burada da yine ilmekleri düz örüyorum. Arka yüzden de ilmeklerimizi bir sıra daha ters örelim ki tam olarak lastiğimiz anlaşılır olsun. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bakın şöyle göstereyim size. Lastik ortaya çıktı. Bu şekilde. Kamera arkasında daha büyük bir parçada denemiştim modeli. Bir de onu göstereyim size. Evet hanımlar, ben şöyle kamera arkasında daha büyük bir parçada denemiştim lastiğimizi. Bakın. Gayet şık duruyor. Gibi ajurlu modellerinizi de deneyebilirsiniz. Çünkü lastik toparlanma yapmıyor. Biliyorsunuz ajurlu modellerde bir düz bir ters lastik kullanınca çok fazla toparlanma yapıyor. Dediğim gibi bunu kullanabilirsiniz. Arka yüzü de bu şekilde duruyor lastiğimizin. Hatta bunu mesela hırka ördünüz diyelim, etek kısmında kullanıp üst kısmını sadece düz örebilirsiniz. Kol paletlerinde, manşetlerinde bu kısmı kullanıp diğer kısmını düz örebilirsiniz. Çok da şık durur. Evet, bugünkü videomuz bu şekildeydi. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.